35 senedir İstanbul Akıl Hastanesi'nde yatıyordu o. Eski bir köşk ustasıydı. Zararsız bir deliydi Saffet Usta. Hastanede köşk maketleri yapmakta, onlarla gerçek köşkler inşa ettiğini sanmaktaydı. Hastalanmadan önce Erenköy'den Yeşilköy'e, adalara kadar yaptığı, onardığı köşklerle ün kazanmıştı. Günaydın Saffet Usta, kolay gelsin. Günaydın Doktor Bey, sağ olun. Asaf Paşa'nın köşkünü bitirdim. Yarın anahtarları teslim edeceğim. Yağmurlar başlamadan taşınırlar ya. Eline sağlık. İçini görmek istemez misiniz? Buyurun. Tabii isteriz de şeye kadar gideceğiz dönüşte. Asıl içini görün. Duvarları, kapıları, tavanları oya gibi işledim. Köşk deyince işlemecilik, oymacılık başta gelir. Tabii tabii. Tebrik ederiz Saffet Usta. Dönüşte geçeriz. Şimdilik hoşça kal. Ha, Doktor Bey, Recai Paşa'ya söz vermiştim. Köşkünde bir tamirat vardı. Bu çarşamba başlayacaktım. Cuma'ya gelebileceğim. Lütfen söyler misiniz? Merak etmesin. Bir haftada onu da toparlarım ben. Söylerim Saffet Usta. Sen merak etme. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Doktor Bey. Tamamen zararsız bir hasta. 35 yıldır bu hastanede. İlginç. Bu hafta onu taburcu edeceğiz. Yıllar sonra tekrar dünyasına dönecek. Oysa o kendi dünyasından bir an için bile ayrılmamıştı. Maketleriyle kuş kafesi gibi köşkler yapmaya devam ederek. Birkaç gün sonra onu idareye çağırdılar. Geçmiş olsun Saffet Usta. Sağ olun Doktor Hanım. Bunu alın, yanınızda bulunsun. Bu da rehabilitasyon döner sermayesinde biriken paranız. Ne yapacağım bunları? Dışarıda lazım olur. Öyle ya. Hadi güle güle. Ara sıra uğrarsan seni görmüş oluruz. Uğrarım tabii. Uğramaz mıyım hiç? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Fena olmadı. Güle güle otursunlar. Aa, ışıkları erken yaktılar. Ha, köşkte yemek var bu akşam herhalde. Erenköy'e nereden gideceğim? Erenköy burası. Burası mı? Nasıl olur? Ne demek nasıl olur? İstanbul'da 10 tane Erenköy yok ki. Bak orada yazıyor. Allah Allah. Allah Allah. Deli mi ne? Erenköy'de Erenköy arıyor. Evet, durakta Erenköy yazıyordu. Ama nasıl olurdu? Bu beton binaların Erenköy'le ne ilgisi vardı? O kuş kafesi gibi köşkler neredeydi? Çam ağaçları arasındaki bahçeler neredeydi? Bir dünya yok olmuş, yerini beton yığınları almıştı. Yitirdiği bir dünyayı arıyordu Saffet Usta. Erenköy'de Erenköy'ü, Göztepe'de Göztepe'yi, Fener yolunda Fener yolunu arıyordu. Akıllı insanların 35 yılda yaptıklarına bir akıl hastası 35 yıl sonra akıl erdiremiyordu.
Affedersiniz. Burada oturuyorlar mı? Sizde biraz var mı? Tabii oturuyorlar. Süs için yapılmadı ya. Hey Allah'ım, ne sivri akıllar var ya. Deli mi bunlar? Kale duvarları gibi. Ama olamaz. Kale duvarlarının bile bir sanat yönü vardı. Sonra kendini tren yolunda buldu. Hat boyunca bir hayli yürüdü. İyi biliyordu. Bu hat Erenköy'den geçerdi. Ama boşuna arayacaktı. Raylar onu 35 yıl önce bıraktığı Erenköy'e götüremeyecekti. Az sonra birden irkildi. Bir köşk yıkıntısıyla göz göze gelmişti. Yanılmıyordu. Bu bir köşkün enkazıydı. Allah Allah! Neden yıkılmış? Kendi yıkılmış olamaz. Sapasağlam bir yapıymış. Acaba yıktılar mı? Ama neden yıksınlar? Kim bilir ne emeklerle yapılmıştı. Sonra geriye bir moloz yığını kalmıştı. Bir türlü anlayamıyordu. O bir dünyayı yitirmişti. Ama bulacaktı. Hiç olmazsa izini, bir parçasını, bir kırıntısını bulacaktı. Ve öyle de oldu. Bir köşktü bu. Evet, eski bir köşktü. İliklerine kadar titredi. Üstünde yılların izleri vardı. Onun gibi yaşlı, onun gibi yorgundu. Ahşabın için için öldüğünü, can çekişirken bile ayakta durmaya çalıştığını bilirdi Saffet Usta. Gölgeler, yaşamaya çalışan bir sanatın alın yazısı. Kaderinin çizgileri gibiydi. Aradığı bir dünyanın kalıntıları arasında kapıya doğru yürüdü. Lütfen açar mısınız? Lütfen açar mısınız? Kimse yok. Kimseler yok. Dikenler bu son ziyaretçiyi bırakmak istemediler ama Yeşil'in elleri boşlukta kaldı. İçeri girecek bir yer bulmalıydı. Onu bekleyenler, onu yardıma çağıranlar vardı sanki. Buranın.
onarıcıyım. Hepinizi, hepinizi yeniden onarıcıyım. Sonra servis kapısını buldu. İnşallah açıktır. Yanılmamıştı. Burası köşkün servis bölümüydü. İçi kan ağlayarak merdivenleri çıkmaya başladı. Hepinizi yeniden yapacağım. Her şeyi yeniden yapacağım. Hepsini yeniden yapacağım. Buna kendi de inanmıyordu. İstemek başka şey, yapabilmek başka şeydi. Bir başka dünyadaydı. Dalmış gitmişti. Akşam olduğunu fark etmemişti bile. Merdivenlere oturmuş, yıllar öncesini, anılarını yaşıyordu. Neden sonra uyuyakaldı? Karanlık bir gece perdelerini dantel dantel bir dünyaya, beyaz bir rüyaya açmıştı. Kuş kafesi gibi köşklerden nameler geliyordu. Uyandığında sanki gerçeği yaşamış gibiydi. Öylesine mutluydu. Vakit öğleyi çoktan geçmişti. Köşkten ayrıldı. İleride ise onu bir dram bekliyordu. Oraya halatı bağlayın. Halatı. Neden yıkıyorsunuz? Yerine yenisi yapılacak. Bunlardan mı yapacaksınız? Bu taş yığınlarından. Çıldırdınız mı siz? Çekin şu adamı. Bakın, ip koptu. Bir idam mahkumu bile iki kere asılmaz. İşin yok mu senin? Yenisini yapmak için tarihi yıkmak mı lazım? Lütfen yapmayın. Zaten yaralı. Yaraları sızlıyor. Duymuyor musunuz? Hissetmiyor musunuz? Bu yaptığınız cinayettir. Cinayettir bu. Bu köşklerin hepsini böyle birer birer mi astınız? Çekin, çekin şu deliği be. Korkuyorum. Korkuyorum. Sizlerden korkuyorum. Sizlerden korkuyorum. Korkuyorum. Hay, korkunçsunuz. Perişan bir şekilde fırladı. Ve ikinci kez yıkıldı. Kendini makinelerin, kamyonların arasında bulmuştu.
Çeliğin tırnakları, demirin gölgesi anılarının üstünde kara bir bulut gibi dolaşıyor. Kepçenin dişlerini bağrında hissetti Saffet Usta. Olamaz. Bu kadar olamaz. Bu kadar olamaz. Dehşet içinde kalmıştı. Korkuyordu. Koşmaya başladı. Kaçmak. Bir an önce hastaneye varmak. Duvarların arkasına sığınmak istiyordu. Onu kovalayabilirlerdi. Yakalayabilirlerdi. Gördüklerini zorla tekrar tekrar gösterebilirlerdi. Ürkek, şaşkın, bitkin, perişan bir koşuştu bu. Geride son ziyaretçisini düşünen hasta bir köşk kalmıştı. Sonra ona da gölgeler düşecek ve akşam olacaktı. O ise akıl hastanesine varmak için son gücünü kullanıyordu. Hala korkuyor, hala geriye bakıyordu. Korku, dehşet, ıstırap içinde kendini kapıya attı. Sesi bahçede yankılar yaptı. Beni içeri alın! Beni içeri alın! Beni içeri alın! Beni içeri alın! Duvarların arkasında ayrı bir dünya vardı. Huzur içindeydi Saffet Usta. Artık onun yaptığı köşkleri hiç ama hiç kimse yıkamayacaktı. Dışarıda ise kader ağlarını örüyor ve İstanbul Akıl Hastanesi'nde taş bir adam 20. asırda insanlığın nereye gittiğini düşünüyordu.